Herkese günaydınlar arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra tekrar bir vlogla karşınızdayım. Hafta sonu şu anda oğlumla birlikte evde geziniyoruz. Biraz oynadık, kitap okuduk, etrafı toparladık. Takılmacalar. Uzun süredir bir vlog gelmiyordu. Dedim artık gelme zamanı ve bir tane başlayayım istedim. Efendim oğlum? Benim küçük adamımla arkadaşlar çok takılıyoruz. Vlog gelmeme sebeplerinden biri de bu olabilir. Pek vaktim yok. Yani tam bir babalık görevindeyim. İş güç hayat çok yoğun olduğu için de fazla vakit ayıramıyorum. Ah! Evet. O makineyi bozmaktan kendini alıkoyamıyorsun değil mi? Sürekli bununla uğraşıyor. Bir de bana bak böyle gel otur. Gel otur yapıyor. Gel otur. Oturayım bakayım madem iyi hadi oturdum gel. Oturdum. Evet. Evet. Sushi'miz de burada arkadaşlar. Yine bildiğiniz gibi tatlı keyifli bir ev halimiz var. Sıcak aile. Evet yerim seni. Yerim. Ama kameraya dokunamazsın lütfen. Kameraya dokunamazsın. Bak Sushi hiç öyle dokunmak istiyor mu kameraya? Ha? Sushi hiç dokunmak istiyor mu kameraya? Ben de yeni uyandım sayılır. Yani bir saat olmuştur. Bir saatte eklemleyiz öyle söyleyeyim. Bir havuza gidelim diyoruz beraber. Daha sonra arkadaşlar yeni bir spor salonuna gideceğim. Sedat kardeşim hatırlarsınız daha önceki vloglarda aynı zamanda çekimlerimi de o yapıyor. Yeni bir salonda antrenör olarak başlamış. Salonda çok güzel. Oraya gideceğim. Muhtemelen kaydolurum diye düşünüyorum. Bir gezmem lazım tabii benim kafama yatarsa. Şu anda McFit üyesiyim zaten. Ama olursa hani boy hem oraya hem oraya üye olabilirim. Oğlum üstünden üstüne oturma. Seni yerim. Seni küçük adam seni. O şekilde. Ah yerim benim küçüklerim. Görüyorsun çok ayaklandı. En son ne zaman görmüştünüz bunu? En son emekliyor muydu? Şimdi bir takılıyor yani. Konuşuyor neredeyse. Hanım havuz için hazır arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Küçük adam seni. Hadi bakalım ben de üstümü değiştireyim çıkalım. Evet, Ekrem Yaman'ımla hep beraber havuzumuza gidiyoruz. Teşekkürler. Buyurun, buyurun. Evet, ben arkadaşlar 2 haftadır havuzum açıldı. Giriyorum genellikle. Yalnız biraz sıcaklığı gitgide düştü. Eskiden daha sıcaktı. Burayı da yenilediler böyle işte. Bir sürü masalar falan koymuşlar. En azından daha güzel duruyor. Kimsenin olmayışı da güzel. Ailece biraz yüzeceğiz. Evet bu şekilde. Bici bici bakalım. Suyun sıcaklığı nasıl? Evet. Bir tık soğuk. Yani yine iyi de o geçen girdiğimiz gibi sauna gibi değil yani. Hamam gibi değil. Bir tık soğuk. Okey. Evet arkadaşlar. Evet geldim. Duşumuzu aldık, temizlendik, paklandık. Şimdi ise kahvaltı zamanı diyeceğim ama saat 12 çeyrek. Şu sıralar arkadaşlar hiç kahvaltı yapasım olmuyor, hiç iştahım olmuyor. İş günleri de kendimi böyle alıştırdım. Şimdi hafta sonları da o yüzden kahvaltı yapasım olmuyor. Hem de öğün sayımı 2'ye düşürüyorum çünkü cidden kilo almışım, cidden böyle büyümüşüm. Derim falan yırtılıyor sürekli. Bir baktım 96 kiloyum, 96,5 kilolara hatta ilk defa bu kadar yükseldim. Dedim artık bir değişiklik yapmam lazım. Spor salonu işe yaramadı. Daha doğrusu McFit'lere üyeyim ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar orada da. Aşırı kalabalık olduğu için de benim hiç gidesim gelmiyor. Özellikle bu pandemi süreçlerinde kimse maske takmıyor, herkes dip dibe. Sanki spor salonu içerisinde bulaşmazmış gibi bir algı var. Hani biraz böyle mesafeli olduğunsa belki o kadar şey yapmayacağım ama insanlar hani sıra bekliyor. Ve cidden fiyat olarak da aşırı pahalı. Onun yerine daha hani premium tarzlı bir yere gidebilirim diye düşünüyorum. Tabii yıllık belki 4-5 bin liralar olacak ama yapacak bir şey yok. En azından hani güzel bir yer olur. McFit de böyle hadi bu ay tamam hadi bir ay daha gideyim kafasındaydım. Bu ayda parasını verdim. Vermesi miydim acaba bilmiyorum. Şimdi gideceğim Sedat'la güzel bir spor salonuna hemen üye olursam bu ay hani her ikisine de üye olmuş gibi olacağım. Çok da problem değil. Aslında bu ayı McFit'te geçirmek istememin sebebi de Samsun'a gideceğiz. Samsun'da McFit var arkadaşlar. Piyazda AVM'de. Hani belki bir hafta orada tatil yapacağız. İşte kayınvalidemin evi falan orada. Sonra onları alıp Ankara'ya tekrar döneceğim. Hani orada da gidecek yerim olsun. Çünkü bazen çocuklar, mocuklar böyle bir bunaltıyor insana, bir çıkmak istiyor. Özellikle tatile gittiğimiz zaman bir çıkacağım yer olması güzel olabilir. Hani günlük sporumu devam ettirmiş olabilirim. Hazır böyle yaza gelmişim. Biraz
devam ettirmek istiyorum. Özellikle tatiller insanın işte diyet olsun, spor olsun, faydalı okuma yapıyorsanız, ders çalışıyorsanız çok bölüyor. Eminim sizler de yaşıyorsunuzdur. Bunun bölünmemesi açısından güzel olacak. Orada McFit'e üye olmam. Yani sırf Samsun'a gideceğim, McFit'e üye olayım diye. Hani böyle 3 ay önceden düşünmüştüm zaten. 3 aydır da üyeyim. Ama bakalım, eğer Sedat'la üye olursam bir sonraki ay McFit'i iptal ettiririm. Evet, şimdi ne yapalım ne yapalım? Şöyle yumurtamız pek kalmamış ama yani kahvaltıları artık yapmıyorum. Böyle beslenme noktasında büyük sıkıntım var. Temelde bunu söyleyebilirim sizlere. 4 tane yumurta yapacağım. Eskiden çok güzel, iyi besleniyordum gerçekten. Öyle olunca iyi hissediyordum. Ama kilo aldıkça belim çok ağrımaya başladı. İyi beslenemiyorum, proteinli beslenemiyorum. Cidden bayağı zor arkadaşlar. Ya bu hayat hengamesinde iyi planlı bir beslenme programı hazırlamak, bilmiyorum, ben çok zorlanıyorum. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyisinizdir muhtemelen, çünkü ben cidden çok kötüyüm. Her gün fast foodlar, dürümler, işte bazen yiyorum, bazen çok yağlı yiyorum, tatlılar matlar derken 96 kilo olduk işte. Evet, yumurtalarımızı hazırlayalım. Bir de normal benim aslında standart kahvaltımı yapacağım. Yumurta, işte üstüne peynir, domates, ondan sonra cimaya var. Öyle 2-3 bir şeyler hazırlarım. Bir tane tavuk var. Aslında dolapta ney bu? Ispanak varmış arkadaşlar. Ispanaklı yumurta yapacağım. Daha sağlıklı olmasını istiyorum. Yanına işte çeri domates falan çıkartırım. Süzme peynir çıkartırım. Evet, güzel bir plan yaptım. Bir de sütle yulaf yaptım mı daha ne olsun, değil mi? İçecekler. Yazımın vazgeçilmesi arkadaşlar. Tabii ki bu değil. Sodalarım bayağı bir azalttık. Full doluydu yani. Dolap böyle full içecek doluydu. Bayağı bayağı yine azaltmış olduk. Evet. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz, bir tava ıspanak var. Bakalım ne kadar küçülüp yok olacak. Şimdi bunu üstüne kapatıyorum. Ispanak çok nalet bir şey ya. O kadar yıkıyorsunuz, yıkıyorsunuz. Sonra yok olup gidiyor. Haydi bakalım. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bu. Onca şey yok oldu gitti. Evet, şimdi hazırız arkadaşlar. Şöyle kahvaltılık tabağı da hazırladım kendime. Tamamdır. Gerçi çok rahat doyarım ama bir de tabii ki gözüm doymadı. Bir de şöyle bir kase cereal var. Granola var. Bakalım buna geçecek miyim? O yüzden süt koymadım ki bazen çok doyuyorum. En azından yemem yani, kalır bu böyle. Hadi ekmek bakalım. Koymayı unutmuşum.
Ekmekleri şimdi koydum. Onu beklerken şu minik oğluma bakar mısınız ya? Yerim seni. Soframız bu şekilde gözüküyor. Bir yandan vlog çek, bir yandan kahvaltı derken ekmekleri unuttuk arkadaşlar. Hemen ekmeği de yapıp geçiyorum. Evet arkadaşlar, bayağı bir vakit geçti son kamerayı açtığımdan beri. Kem uyudu, uyandı. Ben edit yaptım, yapmam gerekenleri yaptım, iki tane video yükledim falan filan. Bayağı böyle bir yorucu geçti. Şimdi annesiyle dışarı çıktılar, ben de onlara yetişeceğim. Ama tabii ki giyinmem lazım, almam gerekenleri almam lazım. Bugün KD'leri almak istiyorum. Güzel böyle bir kombin yapasım var, o şekilde gitmek istiyorum. Sedat da beni bekliyor şu an spor salonunda. Bir an önce geçeyim istiyorum. Ayakkabılara bakalım ve sonra çıkalım. Bu manzara da ara ara değişiyor tabii ki arkadaşlar. Takip ediyorsanız videoları. Harden Wall 5 arabada. Onun dışında burası biraz tabii ki hektik bir hal almaya başladı. Çok çünkü düzenlemeye fırsatım olmuyor. Şöyle KD'lerime bakmak istiyorum. Aslında önemli olanlar bunlar. Bunun için birkaç görüntü çekmek istiyorum. Bir süredir giyiyorum bunları ama görüntü çekecek tabii ki ortamım olmuyor. Burada umarım hani yapabiliriz. Işık nasıl bilmiyorum ama karanlık gibi geldi bana ışığı. Ama bir şekilde ufak da olsa görüntüler çekmeye çalışacağız. Bunun yanına beyaz tight, siyah short ve yine üstüme de asker desenli bir tane bu askılım var. KD videolarında genelde onu giymeyi seviyorum. Onu alacağım. O şekilde çıkacağım. Hadi bir an önce bizimkilere yetişeyim. Fazla da bekletmeyeyim. Soyunma odası fena değil arkadaşlar. Bayağı müsait. Bayağı rahat. Şifre olması hoşuma gitti. Evet. Evet şimdi salonu geziyoruz. Sedat kardeşim hepiniz biliyorsunuz. Artık vlogların vazgeçilmezi. Yine kavuştuk. Aynen öyle. Aynı zamanda benim çekimlerim de son zamanlarda hep Sedat yapıyor ve çok güzel yapıyor. Bugün arkadaşlar çalıştığı spor salonunu görmeye geldim. Ama dedim Sedat için buraya da gelmeyi düşünebilirim. Evet, evet. Eski sponsorum üyeydi zaten. Bak geldi, çağırdım geldi, gör buraları dedim. Bak ben buradayım dedim. Nereye çağırırsa oraya gidiyoruz biz de. Ya kendisine beni kırmadı geldi, çok sağ olsun. Aynen öyle. Aynı zamanda arkadaşlar Sedat da burada PT veriyor. Yani özel ders veriyor. Ama basketbol üstüne vermiyorsun herhalde değil mi? Ya basketbol ya biraz hatta senin videolarından izleyip soran da oluyor hala. İşte mesaj kutuma düşüyor istekleri. Ya basketbol ağırlıklı biraz daha fitness ağırlıklı. Çabuk biraz daha işte kuvvet ağırlıklı dersler veriyorum. İçeride crossfit alanımız var. Ara ara belki müsaade gösterirsiniz. Aynen. Basketbol oynamak istersen basketbol salonumuzda mevcut ama ders olarak basketbol vermiyorum. Vermiyorsun ama yine de almak isteyen varsa, güçlenmek isteyen, incelmek isteyen, forma girmek isteyen mutlaka arkadaşlar Instagram adresini bırakıyorum. Evet. Girin yazın, güzel uygun fiyatlarda verir size, merak etmeyin. Ankara'nın en güzel spor salonlarından bir tanesini alacaksınız ve de evet. Avantajlı. Güzel. Gelince görürler. Gelecek. Ben şimdi ufaktan göstereyim arkadaşlar. Şu anda basket sahası. Biliyorsunuz ben de basket sahalı bir yer arıyorum. Hem de üstüne spor salonu olması tabii ki çok avantaj. Ayrıca yüzme havuzundan tutun da aklınıza gelecek her şey var. Bayağı hoş, güzel bir saha. Yalnız bakalım burada çekimler nasıl olacak? Yani biraz karanlık geldi. Oynamak için güzel ama çekim için... Fileler şu an çok güzel. Fileler... Akşam biraz da maç yapan gençler yıpratıyor. Biraz atletik gençlerimiz var. Ne yapıyorlar? 360 smaç basıp içinden mi geçiyor? Banyalar atıp bana alıp vuranlar var. Ciddi mi? Evet, akşamları geliyorlar. Genelde çocuklar da crossfit alanında çalışıyorlar. Antrenman sonrası gelip işte 2-3 tane atayım falan filan diye. Adamlar yıprattı yapmadılar ama yeni filmler çok sorun değil ya. Tekrar tekrar yaparız, çok önemli değil zaten. Bizim derdimiz ayakkabı çekmek. Bu arada arkadaşlar KD. Şu fitimi göstermedim ben size ama. Senin çorun Diamond arabada giysen mi ki bak? He? LeBron fitness'lar ne yani? Olabilir bilmiyorum, hiç kendini yorma istersen şimdi de. Ben şöyle hafiften bir salonu göstereceğim ama bence insanların en çok hoşuna giden bu basket sahası olsa gerek. Böyle sakin olması benim aşırı hoşuma gitti ama kimse de kalabalık olmasını seviyor. Maç yapalım, maç atalım ya falan akşam diye. Akşam iş çıkış saatlerinde her zaman rush saati diyoruz ona. Rush saatlerinde kalabalık oluyor. Doğru. Ya illa ki adamlar işten çıkıyor, geliyor, dersini alıyor işte. Grup derslerimiz oluyor, grup derslerine geliyor. Ama dediğim gibi 5'e kadar biraz daha salon çok büyük olduğu için sakin görünüyor. Salon inanılmaz büyük arkadaşlar. Salon 4500 metrekare. 4,5 dönüm. Şurada şöyle
ders alanı var. Onu izlemek için de koltuklar koymuşlar. Ben de katılmayı düşünüyorum. Üye olursam gelirim senin crunchlarına, branchlarına. Stretching dersi yapalım. Güzelmiş ama. Ben o derslerde falan kullanıyorum. Hı hı. Burası çok böyle boş bir alan. Hiç yani bir şeymiş gibi düşünmeyin. Arkada hard body alanı, işte crossfit alanı, yukarıda bir tekrar bir alan var. Ben şu an tam kestiremedim. Beynimde haritasını çıkartamadım. Bayağı büyük. Biraz daha izole. Makine aletlerimiz var ve kardiyo ekipmanlarımız var. Bayağı burası büyük. Burası genelde hard body. Burada testosteron kokuyor orası. Şöyle gezebilirsiniz. Aletler maletler gerçekten efsane arkadaşlar ya. Şöyle sizlere biraz sneak peek vereyim, geldiğinizde de siz kendiniz gezmek isterseniz görülecek yerler kalsın. Bu yerler dışında herkes kullanabiliyor. Buralar açık zaten. Şöyle. Güzel yani. Tamam, ben bunu götürüyorum abi. Of. Sen zaten böyle götür getir yapsan sana yeter ya. Gün boyu. Yani tırmanışla alakalı aynen. Yok, sadece bir kulağısını da yapalım. Hmm. Ama burada işte eşek aletlerimiz var. Üzerine verip bank falan yapıyoruz. Çok iyi ya. Orada sağda abi kutları var. Şey, assault bike olması harika acı. Evet, air bike olmanın bir şurada var. Ooo süper. Burada işte kullandığım koşma atlarım var. Var ya uçuyor uçuyor. Şunun olması da çok iyi ya. Daha önce hiç görmemiştim Türkiye'de. Tam crossfit'e dizmişler yani buraya. Harika, Stairmaster. Şeyde falan vardı, Bilkent Sports'ta falan yani abi çok iyi ya. Bir de şu CrossFit tasarımı var. Tamam. Tamam, ben iyi oldum. Işıkları açtık ve daha güzel bir ortam oldu. Aynen öyle. Dış mekana uygun aslında. Ama şey çok kötü ya. Filesizlik olması görüntü açısından, o yüzden biraz ayakkabılara odaklanacağız. Bunu üye olurken de söyleyeyim ki yapsınlar, görüntüler güzel çıksın. Evet, bu sefer kamerada atabildik. Hadi bir tane. Bence şu an zorlamasaydık keşke. Bir sürü şey yapıyordum, uğraşıyordum onunla. Hadi bakalım bir daha. Evet, neyse tamam. Son atışı attık, güzel. Let's go. Biliyorsun, Tiban aparatları var, iki tane. Hmm. Mesela şu yuvarlak olanı buna ekleyebiliyorsun. Bir de normal Tiban var. Okey. Mesela... Hoca ya. Bir de bilimin deadlift barı var burada kanka. Deadlift barından 3 tane var. Şu olayı sevdim ya. Hadi dene bakalım. Hemen deneyeyim. Bak, yapabilir miyim hiçbir fikrim yok. Bence yok. Tırmanma duvarı. O... Çok merak ettim. Hadi al. Sen barfix konusunda master yaptığın için İstanbul'a gidiyorsun. Fethi ile beraber. Yes be, yes be. Ya saf erkek nasıl mı olmalı? İşte böyle olmalı. Bir yandan kedi 14 derece çekeyim mi? Ayıp olmasın. Güzel gözüküyor ha? Evet, çok iyi. Ne almadın? Kombin yapmayı unuttuk, yapmayı. İyi, güzel.
Evet arkadaşlar, spor salonundan şimdi çıktım. Biraz yemek yiyeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. O kadar kalori yaktık. O kaloriyle şimdi alma zamanı. İşte Timo yiyeceğiz arkadaşlar. Spor salonuyla ilgili düşüncelerimi sonra söylerim. Bu arada kayıt oldum. Dayanamadım. Bu ay iki spor salonuna birden üyeyim arkadaşlar. Bir onda yapacağım. Bir yandan da rüzgar esiyor. İçeri gireyim veya evde sonra görüşürüz, konuşuruz. Yemekleri gösterdikten sonra tabii. Let's go. Gerçekten aşırı lezzetli arkadaşlar. Verdiğim bütün kalorileri alıyorum şu anda. Sosa da boğuldum. Ama çok güzel gerçekten ya. Seni yerim olur. Seni yerim. Patates kartması da mı yiyorsun sen?